Şimdi çok güzel. Hakim abinin bir Erkan Petekkaya sevdası vardır. Evet, anlattı. Bir de anlattıracağım şimdi. Şundan dolayı anlattıracağım. Böyle bir araya geldikleri zaman arada bir gün gel dedi. Dedim abi gelemem ya. Hakikaten ne şey vardı. Hanımın anne babası vardı. Çıkamazdım yani o saatte. Gitseyim işim mesela. Sonra anlattı bana neler olduğunu. Erkan Petekkaya ocak başına oturmuş. Kebap yapmış abi. Çok sağ güzel, olsun seni tanıştıracağım falan dedi. Şimdi Erkan Petekkaya'da Kolpaçino 3 filminde oynuyor. Onu izleyecektim. Onunla ilgili böyle bir ufak bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Onu izleyelim, sonra sohbete kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Tamam. Maşallah. Baştan aşağı güzellik abidesisin. Çok teşekkür ederim başkanım. Kıymetli ismini bana bağışlar mısın? Siz koymak istemez misiniz? Koyun da güzel bir ismin olsun. Koyarız. Çok güzel. Bu kadar mı? Çok güzel. Evet. Erkan evet. burada herhalde belediye başkanlığı mı oynuyor? Vallahi değil tam bilmiyorum. Abi. Başkan dediklerine göre belediye başkanı oluyor herhalde. Biraz mafya babası tipi var gibi. Evet evet. Yani öyle bir belediye şey var. Belediye başkanı mı? Kasap mı? Bilmiyorum ki. Bir gazetede de şöyle bir şey okudum. Yani kasap böyle et kesiyormuş falan ya. Dana kesiyormuş. Zaten biliyorsunuz bunun mesleği kasap. Öyle mi? Yok bilmiyorum. Aa tabii bahsetti abi. Şimdi İstanbul'da çok güzel bir kasap dükkanı var. Yani kasap derken kasap deyip geçme ama. İçeri gir görürsün o zaman böyle enteresan bir kasap. Yumurtanın her biri yumurta satar her biri 5 lira yumurtanın tanesi. Aa. Beykoz'da zaten. Evet. Yetiştiremiyorlar. Vay be. Tabii tabii. Çok güzel. Şey ismini söylemek istiyorlar söylerim sana. Gir bak. Kulağıma söyle. Şeye girmesin, reklama girmesin. Çok güzel bir kasap dükkanı var ve şubeleşmeye başladılar. Ama tabii böyle etleri de çok kontrollü kesiyorlar. Muhteşem bir yer yaptı. Yani bir de şey zaten bana geçen en son konuştuğumuzda dedi ki belki bu işim son olur dedi. Yani bu son oynadığı yani şu paramparça. Dizi, paramparça işim son olabilir. Yani, abi onu bırakmazlar ama yani. Yani şöyle onun amacı oydu. Yani ben dedi ki artık bunu yapmak istemiyorum. Hakikaten bu iş çok zor olduğunu sizler de bilirsiniz. Evet. Serkan abi daha iyi bilir. Ben birkaç defa gittim onun setlerine. 18 saat çalıştığını gördüm. Bir ata binip, atla bir yere gidip gelecek. O sahneyi ben 20-25 de tekrarlandığını gördüm. Evet. Yorgunluk. Yani ben mümkün değil yapamam. Evet. Yani biz yapamayız. Zor. Çok zor işleri. Ben diyor, anlattı bana, yoruldum diyor. Yani o 18 saat ortalamada çalışıyorum diyor. Kolay değil tabii ki. Yani bir haftalık hiç süre içerisinde 90 dakikalık, 100 dakikalık bir sinema filmi gibi çekiyorlar. Hele bu Batan mesela, yani çok yapımcı zor. Dostlarım da var çok benim. Çok sevdiğim abilerim var. İşte dizi projesi oluşuyor. Gidiyorlar, mekanları tutuyorlar, kiralıyorlar. Araçlar kiralanıyor. İnsanların parası kas yapılıyor. Vesaire toplanıyorlar. 5 milyon lira para harcıyorlar. 3 bölüm sonra batıyor. Evet. İzlenmiyor. Şimdi bunlar çok yani doğal olarak gitti ben biliyorum hakim çünkü. Abi. Estağfurullah. Başrol oyuncuları doğal olarak iyi paralar da alıyorlar buna evet. karşılık alıyorlar, ama evet. bir de set işçileri var. Evet. Yani 1500 liraya 2000 liraya evet. bu bahsettiğiniz evet. işin daha fazlasını aynen, daha fazla aynen, sıkıntıyı aynen, çekiyor. Aynen, hani aynen. oyunculuk tabii ki zor bir iş. Saatler sonra aynı duyguyu tekrar veriyorsunuz ama o setin hazırlanma süreci içerisinde aynı seti tekrar hazırlayan set işçileri var. Aynen. Onlar gözünden baktığınız zaman hiç çekilesi bir durum değil. İnanılmaz yani. Bir şey. Ya çok ben... mücadelesi yapılıyor süresi aynen. kısalsın diye ama benim iş yerimde çok çekildi. Dizi çekildi. 60 kişilik bir ekip. Öyle. Anında geliyor. Mesela örnek dediler ki ya bu resimleri almamız lazım duvardan. Aldılar. Lan dedim dağıttılar dedim dükkanı. Tek tek çaktılar. Ne yapıyorsunuz? Tek tek yerine çaktılar. Kendi çöp bidonlarını tabii. getirdiler. Kendi çayhanelerini tabii, kurdular. Öyle, enteresan titiz bir çalışma bir görevde aldım mesela yani. Sen dedin ya mesela dizi. Ben dün özellikle dikkat ettim. Muhteşem Yüzyıl 218 dakika. Of. Fragmansız. Yani pardon özetsiz. 218. Ama şeylerde evet, bakın, var içerisinde reklamlar hiç falan. Hiç yok. Kesinlikle hiç yok. Bir gün girin YouTube'a Muhteşem Yüzyıl Kösem yaz. Bak oraya. Tamamını da izle. 218 dakika. Kösem'de bir reyting problemi var. Belki var. Ondan da uzatmış olabilirler. Var var. Yani. Şimdi ben onun yapımcısı da benim çok iyi arkadaşım. Çünkü hı-hı. onun babası Seyhan abi rahmetlik bizim karşıda Halde'ydi. Evet. Halde'ydi Seyhan abi. Çok iyi bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz vardı. Timur Savcı bu filmi 33 ülkeye satmış. Evet. Satış yaparken de bunu kaldıramazsın demişler. Yani bunu devam ettireceksin.
şu an reyting almamalarına rağmen devam ettirmek zorundalar. Anladım. Evet, ondan devam ediyor. Evet, bravo. Şeyi tuttu yani o... Muhteşemdi o. İlki çok güzeldi. Çok büyük paralar kazandılar. Kösem'de olmadı. Kösem'de yani olmadı. Gitmeyen bir şey var. Kadro sorunu var bence. Ya hikaye, belki de hikaye o, güzel değil bence. Belki de benzer hikaye seyircinin doymuş olmasına evet, bunları evet, yetken evet. olabilir. Orhan abi bir de şu var bak. Çıta yükseldi, bayağı bir yükseldi. Bayan, o çıtayı yakalayamamış ben olabilir. Ben ne zaman aslında. İzlersem tarih filmleri çok seviyorum. Ne zaman açsam bakarsam kadın teması işlenmiş. Yani o heybet yok, Osmanlı'nın heybeti yok. İnsanlar niye önce izledi biliyor musun? Gerçekten o Muhteşem Süleyman'ın heybetini gördüler. Çadırlar kuruluyor, cenkler yapılıyor, güzel güzel paşalar getirmişler, evet. heybetli vurduk, astık filan. Burada öyle bir şey yok. Burada sadece kadınlar. Ay, kadın, daha çok kadınların dedikodusu, kadınların saray içerisindeki çekişmesi. Onları anlatıyor, o sıkıntı, da hiç cazip gelmedi. Evet.